Bunlar köprüde pek çok etki altında, örneğin ısıl genleşmeler altında, sıcaklık, işte soğuk havalarda ya da işte kar, deprem, rüzgar gibi diğer etkiler altında yapının ana elemanlarında ortaya çıkması olası büyük etkileri azaltmak amacıyla, onların etkilenmemesi amacıyla yapılan noktalardır. Aslında Unkapanı Köprüsü'nde de bu şekildeki noktalarda, bırakılan bu noktalarda bir takım hasarlar ortaya çıktı. Yani açılmaların ortaya çıktığı anlaşılıyor. Bu süreç içerisinde de mutlaka köprünün bizim yapı sağlığı izleme yöntemi dediğimiz yöntemlerden biriyle bu açılma kapanmalarında izlenmesinin belirli bir süre, örneğin 6 ay, 1 yıl gibi uygun olacağını düşünüyorum. Ve belli bir süre önce de bu 24 tane dubadan 21'inin değiştirildiği söyleniyor. Anladığımız kadarıyla sorun bu derzlerde yoğunlaşıyor. Ve bu burada yapılması gereken, bunun ana nedeninin mutlaka belirlenmesi ve bundan sonra da alınması gereken bir önlem varsa, mesela benim aklıma gelen en önemli ve en hızlı yöntemlerden biri bu derz noktalarının, parmak şeklinde olan derz noktalarının bazılarının hasar gördüğünü de açılmaların dışında orada izliyoruz. Bunların yerinde değiştirilmesi, köprünün ömrünün uzatılması bakımından önemli olur diye düşünüyorum. Yani bunu aslına bakarsanız diğer ana strüktürde, biraz önce söylediğim gibi çok ciddi problemlerin olmadığını zaten belediye yetkilileri söylüyorlar. Temkinli bir şekilde, yani bu ölçümlerin biraz önce bahsetmeye çalıştığım izleme yöntemleriyle birlikte bir şekilde kullanılabileceğini de düşünüyorum. Köprünün ömrü aslında 1940'larda köprü yapılmaya, inşaata bitirildiği söyleniyor. 82 yıllık bir köprü. Genelde bu tür yapıların ömrü, evet, yani 75-100 yıl arasında olabilir ama dünyaya baktığınızda örneğin ilk demir köprü, aynı teknikle değil ama İngiltere'de Severn Nehri üzerinde inşa edilmiş bir köprü. Bunun yaşı 241 yıl. Aslında sorun köprünün yaşıyla, elbette yaşı önemlidir, önemsiz değildir ama yaşıyla değil de biraz daha bakım konusuyla önemli. Yani bakarak da aynı insanlar gibi düşünün, köprünün ömrünü uzatmanız gayet mümkün. Kesin, net bilgi kurul incelemesinden ve raporunu hazırlamasından sonra söylenebilir. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Bir ayda böyle 4 defa açılması zaten böyle bir durum olduğu için kurul toplandı ve inceleme yapılıyor. Bunun giderilmesi için ve bakım onarımın yapılması için de bu kurulun hazırladığı rapor aslında beklenmesi lazım. Şöyle, yine problemler oluyordu zaman zaman. Problemler oluyordu. Bununla ilgili zaten karayolları da, İBB'de bakım ve onarım için ihaleler yapıyor. Ve bakım onarımları yapılıyor köprülerin. Periyodik olarak zaten bu kontrollerin yapılması gerekiyor. Daha önce açıkçası ben hatırlamıyorum. Benim hatırladığım kadarıyla böyle bir olay yaşanmamıştı. Köprü çalışmaya devam ederken, trafik devam ederken uygulaması ve çalışmaları yapılabilir. Görmüş olduğunuz açıklık değildi ilk günkü açıklık. İlk günkü açıklık bir geride, yaklaşık 25-30 metre gerideki bu 4 numaralı akstaydı. Ki o aks açılmıştı. O aksın açılımını 25 santimlik bir ölçüdeydi ki o risklidir. Çünkü teker düşer, lastik düşer, araç düşer. Buradaki ise dediğim gibi 10-12 santimlik bir açıklık. Yani bu böyle çökme ya da şey yapacak bir köprü değil. Dolayısıyla birinci aşamada tekerlerin düşmemesi ve özellikle motosiklet ve skuterların düşmemesi için toparladık. Ve o yüzden de tek şeride verdik. Çünkü göreceksiniz dilatasyon diğer tarafında 3-5 santim, tamamen normal ölçülerde. Bu tarafta da 12-13 santim, onu da toparladıktan sonra üst derz, yani teker konforunu, araç konforunu da gerçekleştirdikten sonra zaten bir sorun kalmayacak. Tek şeridi de açacağız. Bu köprünün taşıyıcı sisteminde, taşıyıcı aksında bir sorun yok. Yapısal bir sorunu yok. Trafiğe açılabilir, onda bir sorun yok. Az önce anlattım ya, bu yüzer bir sistem ve zaten orası kapı aralı ve özellikle 10-12 santimler, 10-12 santim genişlikler zaten derzler onun içindir, dilata onun içindir. Onlar standart ölçülerdi. Akademisyen hocalarla birlikte bir araya geldik. Yaklaşık 2-3 gün toplantılar yaptık. Burada bir sorun yok demek için bile 3-4 saat, 5 saat öncesinde hızlı toplantılar yaparak ilk müdahaleleri yaptık. Çünkü hani bir şeyin üstünü kapatmak için değildi bu.
doğrusunu bulmak içindi. Cuma günü bu açılma olduğu andan itibaren 2-3 saat içinde bütün görüşmelerimizi yaptık ve ilk çözümü de dubalarla bu açılır kapanır köprünün kapağı açılmıştı. Orayı tekrar yerine iterek güvenlik altına alıp aslında köprüyü bu şekilde açtık. Burada da tek şeridi tutma nedenimiz o. Derzler'de son ölçümler ve son çalışmalar yapılıyor. O çalışmalardan sonra da özellikle geçiş konforunu rahatlatıp açacağız.